Seçim özel programında bu geceki konuğumuz Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi 1. sıra milletvekili adayı Avukat Sayın Umut Dayanan. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Biz de yoğun bir seçim çalışması içerisindeyiz. Buraya da böyle ucu ucuna yetişebildik. Pervari ve Eruh'un kesiştiği Okçular bölgesinden böyle Eruh'a doğru yoğun bir seçim çalışması gerçekleştirdik. Sabahın altısında başlamıştık. Bu saatlere kadar devam etti. Sizin yayınınız için de biraz böyle hızlandırarak aceleyle geldik ve yayınınıza bugün katıldık. Sizlerle beraberiz. Yaklaşık 2 haftadır Siirt halkının içerisindesiniz. Bütün ilçeleri, beldeleri, köyleri, mezarları geziyorsunuz. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Siirt halkının Millet İttifakı adayı Avukat Umut Dayanan'a yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz 2 haftadır sokağın içinde değiliz. Önce ona itirazla başlayayım. Ben 1 Temmuz 2020 tarihinde Deva Partisi'nin Siirt'te kurucu il başkanı olarak görevlendirilmiştim. O günden istifa ettiğim 8 Mart 2023 tarihine kadar ben sürekli ilçe ilçe, köy köy, belde, şehir merkezi demeden, durak demeden yoğun bir şekilde saha çalışmaları yapan bir siyasetçiyim. Biz köşemizde oturup güncel siyaseti dışarıdan takip etmedik. Biz 3 yıldır sokağın içerisinde vatandaşla acısını, mutluluğunu, yasını, hastalığını paylaşarak siyaset yaptık. Dolayısıyla son 2 haftaki durum benim için çok geçerli değil. Belki son 2 hafta içerisinde aday olmuş, sahaya çıkmış siyasetçiler yönünden o 2 hafta kavramı geçerli olabilir ama benim açımdan bu böyle değil. Çünkü biz hep siyaseti sokakta yapan, ayakkabısı sürekli kirli olan bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Hep vatandaşın yanında siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla ben 3 yıldır sokağın içindeyim. Son 10 günlük süreçte sadece ittifakımızın Siirt 1. sıra adayı olarak gösterilmem hasebiyle daha yoğun bir şekilde seçim çalışmalarımızı hızlandırdık. Aslında bu bizim rutinimizin biraz daha yoğun olarak gerçekleşmiş hali. Sorunuza dönecek olursam, son 10 gün içerisinde Türkiye genelinde oluşan toplumsal değişim dönüşüm arzusunun ben Siirt seçim çevresinde de çok yoğun bir şekilde gözlemlediğimi sizinle paylaşabilirim. Çünkü Siirt'te toplumsal değişim dönüşüm noktasında çok büyük bir heyecan var sokakta. Ben hatta buraya gelirken binanın girişinde 2-3 tane genç arkadaş çay ocağında oturuyordu. Onlar bana başkanım sizi destekliyoruz, sizi beğeniyoruz. Çünkü siz sadece memleketin sorunlarına odaklısınız. Yıllardır sokağın içindesiniz ve hep bizimle berabersiniz. Seçimlerde sizi destekleyeceğiz dediler. Buradan şunu gördüm. O toplumdaki değişim dönüşüm arzusunun aslında sokağın bütün kılcal damarlarına yansıdığını görüyorum burada. Dolayısıyla son 10 günlük süreçte de geriye dönüp 3 yıllık sürece de baktığımda yaptığımız, yani inşa etmeye çalıştığımız insan odaklı, insanı merkeze alan siyasetle de biz Siirt'te o toplumsal değişim dönüşümün lokomotifi olacak parti olduğumuzu sokakta onu görüyoruz net bir şekilde. Sorunuza cevaben bunu söylemek isterim. Vatandaşımız sizlerden herhangi bir talebi oluyor mu? Seçilmeniz durumunda, milletvekili olmanız durumunda Siirt'ten. Ne tür talepleri var? Mesela işsizlik alt safhada Siirt'te bu konuyla ilgili. Şimdi şöyle, biz güncel siyasi partiler gibi, en azından iktidar ittifakındaki siyasi partiler gibi siyaset yapmadığımız için vatandaşa biz heybemizde adalet, özgürlük, demokrasi, kamu alımlarında ehliyet ve liyakatı önceleyen bir sistem, sosyal yardımlarda hakkaniyet, tek kriterin ihtiyaç sahibi olmanın yeterli olduğu bir sosyal yardım anlayışıyla insanların kapısını çalıp insanlara net bir şekilde bizim devri iktidarımızda bu tarz özel taleplere gerek kalmaksızın sosyal adaletin sağlanacağına yönelik ortaya koyduğumuz iradeyle zaten vatandaşlara heybemizdeki o adaletle yaklaşımı anlattığımız zaman insanların bizden ayrıca özel bir talebi olmuyor. İnsanların zaten şu anda Türkiye'deki bütün toplumların, bütün halkların en önemli talebi zaten adalet değil mi? Bugün Türkiye'de bir hukuksuzluk ve adaletsizlik düzeni var. Türkiye'nin en büyük problemi bu bence. Dolayısıyla buna yönelik ortaya koyduğumuz çözüm önerileri, son 3 yıllık süreç içerisinde siyaset yaparken
Sorunların çözümüne yönelik ortaya koyduğumuz irade, toplumsal olaylara ilişkin gerçekleştirdiğimiz, yani ortaya koyduğumuz refleksleri vatandaş da değerlendiriyor ve biz vatandaşta güzel bir intiba bıraktığımız için bugün kapılarını çaldığımız zaman, sizin iradenize de talibiz, bize destek olun dediğimiz zaman vatandaşın hep teveccühüyle karşılaşıyoruz. O yönüyle benden sorunuza dönüyorum tekrar. Özel bir talebi olmuyor çünkü insanların en özel talebi bugün Türkiye'de adalet. Biz de adaleti merkeze alan yönetim anlayışıyla iktidara talip olduğumuzu paylaşıyoruz yurttaşlar. Yurttaşlar da samimiyetle karşılıyorlar. Destek vereceklerini açıklıyorlar. Kahir ekseriyeti bize destek vereceğini söylüyor ama destek vermeyeceğini söyleyenler de nezaket çerçevesinde bunu ifade ediyorlar. Biz hiçbir yerde tepkiyle karşılaşmıyoruz. Çünkü biz güler yüzle insanların kapısını çalıyoruz. Çünkü biz sadece seçim döneminde kapılarını çalan siyasetçilerden olmadık. Biz 3 yıldır, 4 yıldır sürekli sokağın içindeyiz. Onun evveliyatında biliyorsunuz ben sivil toplum geçmişi olan bir siyasetçiyim. Yine sivil toplum faaliyetleri içerisinde Siirt Barosu'nda yöneticiyken de sürekli vatandaşın sorunlarıyla hemhal olan, vatandaşın yanında olan bir anlayışla baro yöneticiliği yapıyordum. Siyaset sadece bunun bir adım ötesi oldu. Kaldığımız yerden gene vatandaşla, vatandaşın sorununu, sıkıntısını merkeze alan siyaset anlayışıyla yeniden sokakta olmaya devam ettik. Dolayısıyla sokaktan kopmadığımız için de halktan çok büyük bir teveccüh görüyoruz sokakta. Peki, iktidar olmanız durumunda yapılması planlanan bir Zorova Çayı üzerinde HES projesi var biliyorsunuz. Bunu devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Yani ben burada çevresel etkileri doğru değerlendirilmeden yapılan barajların kentte yarattığı sorunlar yumağının hepimiz farkındayız. Bakın Ilısu Havzası'nda, yani Ilısu Barajı'nın havzasında kalan Mişar Ovası'nın ulaşım problemi gün gibi ortada. Bakın köprüler sular altında kaldı. Yollar sular altında kaldı. Bunların sular altında kalmadan evvel planlanıp alternatif güzergahların ve alternatif geçiş yollarının, tünellerinin, köprülerinin nasıl çözeceklerse bu işi, bunun planlanması gerekiyordu. Bu çevresel etkiler, bu ulaşım problemleri doğru değerlendirilmediği için Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte Mişar Ovası'ndaki köylerimiz için çok büyük bir ulaşım problemi ortaya çıktı. Dönüyorum yine barajların yarattığı çevresel, yani olumsuz çevresel etkileri incelemeye. Bakın Siirt'in etrafında mesire alanlarımızı sayalım. Hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Biz çocukken merkezde Kıztepe'ye giderdik. Onun dışında su kenarına gitmek istediğimizde Botan'a, Başur'a, Tavan'a, Kilis'e, İşte Feridun Plajı diye adlandırılan bir yer vardı. Evet. Botan bölgesinde. Kaplıca'ya giderdik. Yani bunlar bizim alternatif mesire alanlarımızdı. Çok hızlı bir şekilde bu çevresel etkileri doğru değerlendirilmeden gerçekleştirilen baraj projeleriyle, ki bunların Siirt'te istihdama hiçbir katkısı doğru dürüst yok, bu projelerle bu mesire alanlarımızın tamamı gitti. Biliyorsunuz Zorava iki kolu olan bir akarsuyumuz. O kollardan bir tanesinin üstüne zaten vakti zamanında HES'i yapmışlar. Bugün o bölgedeydim. O HES'in orada yarattığı çevresel zararları keşke fotoğrafını çekip bugün sizinle burada paylaşsaydım. Bu soruyu soracağınızı bilsem orada fotoğraflama yapıp gelirdim. Her taraf yemyeşil ama o üzerine, bir kolun üzerine inşa ettikleri HES'in olduğu bölge kupkuru. Hayvanlar için, insanlar için can suyu dediğimiz, bakın can suyu dediğimiz su bile bırakılmamış. Orada flora zenginliğine zararı var. Orada hayvanların sulama ihtiyacı, tarımda sulama ihtiyacı noktasında çok büyük problemlere yol açtı o baraj. O hidroelektrik santral. Dönüyorum bu tarafa. Tek bir kol kaldı. Zorava ile ilgili şu an tek bir kol var. Yani o iki kollu akarsuyun sadece bir kolu kaldı. Biliyorsunuz ben bir yıl önce oradaki çevresel etkileri doğru değerlendirilmeden yapılmak istenen o ikinci kolu da yine hidroelektrik santrallere feda etmek isteyen o rantçı zihniyete karşı biz orada genel başkan yardımcımızı getirmek suretiyle çevre komisyonumuzda çalışan iki tane profesörü oraya getirmek suretiyle bir incelemelerde bulunduk ve açıklamamızın başında şunu dedik. Dedik ki biz hidroelektrik santrallere karşı değiliz. Biz yenilenebilir enerjiye, biliyorsunuz
Biliyorsunuz dünya değişiyor, gelişiyor ve yenilenebilir enerji çok revaçta. Yenilenebilir enerji olarak hidroelektrik santrallere biz karşı değiliz. Ama Siirt'in etrafı bu kadar çok hidroelektrik santralle, büyük Ilısu Barajı gibi projelerle, etrafı barajlarla çevrilmişken, kentin tek kalan mesire alanının, Zorava Çayı'nda çevresel etkilerinin yeniden doğru değerlendirilmesi gerektiği bilinciyle, bakın hep bilimi önceleyerek, burada özel bir talep yok, bilimi ve çocukların geleceğini önceleyerek, yani yarın çocuklarınız size Yusuf Bey, baba, bu kadar Siirt'in mesire alanı varken bunlar çevresel etkileri doğru değerlendirilmeden sular altında kaldığı dönemlerde siz gazeteciydiniz. Bana çocuğum baba sen avukattın, siyasetçiydin, sen ne yaptın dediğinde ben ona kızım veya siz çocuğunuza oğlum biz onun için mücadele ettik. Biz çevre mücadelesi verdik. Oradaki çığlığın sesi olmaya çalıştık diyebilmeliyiz bence. Dolayısıyla Zorava Çayı'nı sormuştunuz. Zorava Çayı için söylüyorum. Onun için de çevresel etkileri doğru değerlendirilmeden yapılacak birçok tesis yönünden de bizim duruşumuz net. Biz doğanın yanındayız. Biz doğanın yeşilinin yanındayız. Doların yeşilinin yanında değiliz, olmayacağız. 3 yıldır devam eden Botan Köprüsü sorunu var. Konuyla ilgili bilirsiniz. Yani. Botan Köprüsü'nden kastınız Mişar Ovası'na yapılması planlanan köprü. 3 yıldır. Şimdi bir Siirt'te... Devam ediyor. Siirt'te garip bir siyaset anlayışı var. Yani Siirt Havalimanı'nda bir ulaşım problemi var. Bir sefer problemi var. Bir uçuş problemi var. Oranın uçuşlara çok elverişli olmadığı, son yapılan yatırımlarla da pistin uzatılmasının, karşıdaki tepenin eritilmesinin de bulutlu havalarda uçakların inişine yine engel olduğu gerçeği olmasına rağmen ne yaptılar bundan birkaç ay önce? Havalimanı terminal binasının yenilenmesi için proje hazırlanmasında proje ilanına çıktılar. Yani 2-2,5 milyon bedelle oranın terminal binasını nasıl yapsak diye bir mimari projeye çıktılar. Şimdi uçak inmiyor, terminal binasını yenileseniz ne olacak? Dün vatandaşın uçağı inmezken yarım saat sonra Bakan Bey'in uçağı geldi. Kendi bakanlık alanıyla ilgili işleri yaptı, gitti siyasi çalışmalarını tamamladı. Aynı havalimanından uçağa binmek suretiyle Siirt'ten ayrıldı. Evet. Ama Siirt'i yönetenler halen Kurtalan bölgesine uçuş en elverişli yer olarak orası belirlenmiş olmasına rağmen farklı sebeplerle Siirt'teki lobiler oraya havalimanını yapmaktan imtina ediyorlar. Ben buna şaşıyorum. Bizim için önemli olan şey saatinde tarifeli seferlerin yapılabileceği sivil bir havalimanının, hatta o bölgeye yapılması halinde hem Batman'a hem Bitlis'e, hem Siirt'e, hem de kısmen Mardin'le Şırnak'a da hitap edebilecek bölgesel bir havalimanı olma özelliği taşıyacak. Kurtalan ve Beşiri arasında o planlanan bölgede. Her şey müsait olmasına rağmen bir takım lobiler oraya havalimanı yapılmasını istemiyor Siirt'te. Ben buna karşıyım. O liman Kurtalan'a da, eğer Kurtalan elverişliyse Kurtalan'da yapılmalı. Eruh elverişliyse Eruh'a yapılmalı. Gökçebağ elverişliyse Gökçebağ yapılmalı. Ama Siirt'e artık, yani bayramda gelen veya bayram için şehir dışına giden yabancıların veya Siirt'e gelen yerlilerin dönmek için, yani bakın dün bayramdan sonraki ilk iş günüydü. 132 yolcu Ankara'dan buraya gelecekti. 132 yolcu buradan Ankara'ya gidecekti. 264 yolcu yapıyor. 264 tane aile yapıyor. 264 tane aile pazartesi günü uçağın inmemesinden kaynaklı muzdaripken Sayın Bakan'ın uçağı geldi, Siirt'e indi. Şimdi ben bunu söyledim, sokağa çıktım, vatandaşın birisi dedi ki Bakan Bey'in uçağı küçük uçak. Ya arkadaş, küçük uçak olabilir. Manevra kabiliyeti yüksek olabilir. Ama buraya yeri geldiğinde, daha büyük devlet yetkilileri geldiğinde aynı Siirt'e gelen tarifeli uçaklar gibi uçaklar, hava kötü olsa bile paşalar gibi iniyor. Tamam mı? Biz buna şahit olduk. Siz de gazeteci olarak şahit olup mutlaka haberleştirmişsinizdir o ziyaretleri. Şimdi bunu Botan Köprüsü'ne şuradan bağlıyorum. Yatırıma hep tersten bakan bir anlayış olduğu için şimdi oradaki köprünün bundan 10 sene önce planlanması gerekirdi. Yani şimdi Ilısu Barajı'nın su tutacağı, nerelerin sular altında kalacağı, bunların kamulaştırma işlemlerinin ne kadar süreceği, yaklaşık 10 yıldır Siirt'teki
ilgili ilgisiz herkesin malumu olan bir şey. Dolayısıyla o köprünün su altında kalacağı, o yolların sular altında kalacağı zaten hepimizin malumu. Yani hepimizin malumu olan bir şeyde memleketi yönetenlerin onu o zamandan düşünüp ona yönelik çözüm önerilerini hazırlamamış olmaları kadar daha yanlış bir durum olabilir mi? Bir daha yanlış bir yönetim anlayışı olabilir mi? Bakın, o köprünün Kalender üzerinden yapılacak yolla mı ulaşım problemini çözecek? Yoksa eski Kaplıca'nın oradan önce karşıya bir köprü, oradan da diğer tarafa bir köprü atmak suretiyle iki köprüyle mi çözüleceği konusunun 10 sene evvel konuşulması lazımdı. Bu kadar büyük mağduriyetlere yol açmamalıydı. Bakın, yarım saatte köyüne giden işte Artı Sirt'te Akif Bey var. Sürekli o bölgenin insanı olduğu için onunla da görüşüyoruz mesela. Onun kendi bölgesi yarım saatte gidebiliyorlarken kendi köylerine şu an 2-2,5 saatte gidiyorlar. O bölgeye giden bütün araçların alt takımında hasar bırakıyor o feribotlara, o şeylere, o teknelere, o sallara bindirmek suretiyle karşıya geçirdikleri zaman. Çünkü doğru bir yanaşma planı yok, doğru bir liman planlaması yok yanaştığı bölgelerde. Dolayısıyla araçlar hep zarar görüyor. Bunların 10 sene evvelden konuşulup bunlara ilişkin çözüm önerilerinin gündeme getirilmesi gerekirdi. Bunların o zaman konuşulması lazımdı. Bunun için çok geç kalındı. İvedi bir şekilde o bölgenin ulaşım ihtiyacını karşılayacak Siirt'te onların yeniden rahat ve konforlu bir şekilde o bölgede, o yörede yaşayan yurttaşlarımızın, köylülerimizin buraya ulaşımını en ivedi şekilde sağlayacak alternatif yol güzergahlarının bir an evvel artık proje çizim aşamasından öteye geçerek projelendirilip, bütçelenip, tamam mı? Şimdi bu işler sadece projeyi çizmekle de olmuyor. Bir proje çizimi için önce bir ihaleye çıkıyorlar. Sonra proje çıkıyor. O projenin bir bütçesi çıkıyor. O bütçenin sonraki yılın bütçesine eklenmesi gerekiyor. Sonra ihaleye çıkması gerekiyor ve sonra işlemlerin başlaması gerekiyor. 3 yıldır o yörenin insanları mağdur mu arkadaş? Mağdur. Tam 3 yıl oldu değil mi sustalı? 3 yıl oldu. Tam 3 yıl oldu. 3 yıldır o yöredeki insanlarımız mağdur. 3 yıldır yapılan tek bir şey var. Bir bakan geliyor, öteki bakan gidiyor. Bir bakan geliyor, öteki bakan gidiyor. Bu köprü nereden nereye yapılacak? Nasıl yapılacak? Veya köprü hiç yapılmadan o Kalender yolundan gelen yolu mu kullanmak suretiyle vatandaşların ulaşım problemi çözülecek? Net bir şey ben duyamadım. Benden önce konuk ettiğiniz arkadaşlar anlatabildiler mi bunu bilmiyorum. Nasıl bir plan var akıllarında bilmiyorum ama bir an evvel bunun somutlaşması lazım. Köprü yapılacaksa nereye yapılacak? Nasıl yapılacak? Ne zaman başlanacak? Ne zaman bitecek? Devlet yönetiminin öngörülebilir olması lazım. 10 sene önce düşünülmesi gereken problem 10 sene boyunca düşünülmemiş. Üstelik o 10 sene zarfında da az önce de söyledim. O bölgenin kamulaştırması yapılmış. Nereler sular altında kalacak? Nasıl kalacak? Hangi yollar gidecek? Her şey belli olmasına rağmen. Hangi evlere kadar su yükselecek? Bunların hepsi belliydi önceden. İnsanlar ona göre ev yaptılar o bölgede. Ama halen dahi Mişar Ovası'ndaki köylülerin ulaşım probleminin çözümüne yönelik belirlenmiş net bir şey olmaması çok büyük bir eksiklik. Köprüyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Tabii devri iktidarımızda bir an evvel öncelikle bu belirsizliğe son vereceğiz. O yörede yaşayan insanların da fikirlerini önceleyerek en az devlete en az maliyet doğuracak ama vatandaş için de en konforlu geçişi sağlayacak bir çözümü o yörenin insanıyla istişare ederek ortaya koyacağız ve bir an evvel o belirsizliğe son vereceğiz. Siirt Kurtalan yolu biliyorsun, Siirt Batman yolu tamamlanan bir yol bir türlü. Bu konuda herhangi bir... Şimdi ben birkaç gün evvel biz Siirt'teki birinci seçim irtibat büromuzun açılışını gerçekleştirirken memleketin makus talihinden biraz söz ettim. Siirt Batman duble yol projesini anlattım. Sonra bazıları sitem etmişler bu konuyla ilgili. Bana işte orası 2005 yılından beri duble yol. Sadece biz o yolun konforunu arttırmaya çalışıyoruz. Bütünlü sıcak asfalt dökmek suretiyle oranın konforunu arttırmaya çalışıyoruz. O yol aslında Siirt'ten çıkınca nereye gidiyorsanız gidin duble olarak devam ediyor. Ben burada size sormak istiyorum. Siirt'ten Batman'a gidince o yolun tamamı duble mi değil mi? Ben hatta geliyorum Batman'a. Nasıl duble mi tamamı?
Değil. Alakasız. Ne zamandan beri duble ve duble değil? Çalışmanın başladığı ilk günden beri. Yani hali hazırda ben buradan size sormak suretiyle, hep siz soruyorsunuz, bu sefer de ben sorayım istiyorum. Yani şu an Siirt Batman duble karayolu tamamlanmış durumda mı, tamamlanmamış durumda mı? Ben bu sorunun cevabını siz verin. Şu an tamamlanmış. Şimdi ben kıymetli izleyicilere dönüp soruyorum. Benim Siirt için bu kötü yönetim kaderiniz değil. Siirt Batman duble karayolunun 20 yıldır bitirilmemiş olması bu memleketin makus talihi değil de nedir? Ben size sormak istiyorum şimdi. Halen dahi diyorlar ki o yol komple duble, bitmiş bir yol, sadece konforunu artırıyoruz. Hayır, o yol duble değil. Hepiniz gidiyorsunuz. Kahir ekseriyeti bitmiş olabilir. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ben kimseye de haksızlık etmek istemiyorum. Ama o yol tam anlamıyla tamamı duble olmuş, bitirilmiş ve yurttaşlarımızın, hemşehrilerimizin güvenle seyahat edebileceği bir noktada değil. Önce sorunları bakın çözmek için teşhisi doğru koymak gerekir. Şimdi burada bir problem var. Teşhisi doğru, biz teşhisi doğru koyduğumuzda eleştiriyorlar bizi. Hayır diyorlar ki yanlış. Hayır. Teşhis sizin teşhisiniz. Bakın beraber teşhis ettik. O yol bitmedi değil mi? Bitmedi. Bitmedi, o zaman mutabıkız. O yolu bitireceğiz. Sözünü veriyorum. Sözünü veriyorum. Bakın sözünü veriyorum. Bu yolu bitireceksiniz. Milletvekili olduğum zaman bir yıl içerisinde o bölgede hiç kimse kendi süratli veya dikkatsizliğinden kaynaklı yaptığı kazaları bir kenara bırakmak suretiyle soruyorum. Yolun güvenli olmaması, ne tarafın bölünmüş, ne tarafın duble olduğuna bakılmaksızın bu tarz kazaların yaşanmadığı bir Siirt, bir Siirt Batman Karayolu umudumuz var ve bunu tamamlayacağız. Bu konforlu seyahat Siirt'teki bütün yurttaşlarımızın hakkı. Tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılabilecek. Şimdi şöyle, şimdi hep böyle Siirt'in kangrenleşmiş sorunlarını soruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bakın yine soru cevap üzerinden gidelim istiyorum. Çünkü ben istiyorum ki ben konuştuğum zaman sanki böyle sadece muhalefetin böyle konforlu koltuğuna böyle oturup iktidarı eleştiriyormuşum gibi oluyor ama hayır, bu memleketin sorunları var. Biz bu sorunları ancak istişareyle, diyalogla ve karşılıklılığa önem vererek çözebiliriz. Bakın, tarım ve hayvancılığı söylediniz. Siirt, sanayisi güçlü olan bir şehir mi? Siirt, gizli bir bacasız sanayi tabiri vardır bazı şeyler için bu ülkede. Bence Siirt, tarım anlamında, fıstıkçılık anlamında bacasız sanayinin olduğu bir şehir. Şanslı bir şehir. Şimdi Siirt'te tarım ve hayvancılığın ben yeterince desteklenmediği kanaatindeyim. Niye? Ya memleketin dört bir tarafında evet ben giyim, yani tekstil fabrikalarının, tekstil atölyelerinin açılmasına karşı birisi değilim. Ama tekstil atölyeleri bizim Siirt'in coğrafi konumundan kaynaklı olarak ben dönemsel yatırım olduğuna inanıyorum. Yani yatırımcının buradaki teşviği aldıktan sonra uzunca bir dönem burada faaliyetlerine devam edebileceği kanaatinde değilim. Yanılıyor da olabilirim. Bakın. Ama şu var. Siirt deniz kenarında bir yer değil, limanı yok. Siirt'in demir yolu Kurtalan'da bitiyor, buraya gelmiyor. Bu saydığım iki ulaşım aracı, yani deniz yolu ve demir yolu en düşük maliyetli yollar. Şimdi burada üretilen, yani burada tekstil atölyelerinde üretilen ürünlerin buradan alınıp İstanbul'a gönderilmesi bir maliyet. O kumaşlar burada üretilmediğine göre o kumaşlar orada kesilip buraya gene ulaşım maliyetiyle geliyor. Buradan da oraya yine geri gidiyor bunlar. Dolayısıyla bunlar ikişer sefer lojistik maliyeti, yani ulaşım maliyeti doğuran şeyler. Ben o yatırımların, umarım yanılırım bunda, dönemsel olduğuna, o teşviklerden yararlanmaya yönelik olduğuna inanıyorum. Yani uzun vadede yatırımcının artan maliyetler karşısında, bugün 20 liranın altına mazot inmedi son bir yıldır. O maliyetler karşısında bu lojistik maliyetlerini hesaba katarak şeyi çok arttırabileceğini, yani çok sürekli olabileceğine inanmıyorum. Bizim burada yapmamız gereken tek bir şey var. Tarımı ve hayvancılığı güçlendirmek. Bakın yine başka bir şey sorayım size. Tarım ve hayvancılık demişken oradan devam edelim. Yaz aylarında bizim Siirt'in domatesi, salatalığı
çok bambaşkaydı. Biliyorsunuz o Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla beraber o havzada bir sürü verimli tarım arazimiz o havzada sular altında kaldı. Şimdi bu sular altında kalan arazilerde üretilen domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünler noktasında biz Siirt'te ulaşım da kesildi biliyorsunuz, köprü de yok, az önce konuştuk. Dışa bağımlı hale geldik. Bakın yaz aylarında biz domatesi 1 liraya, 1,5 liraya alırken Siirt'te, bu hep böyleydi, ben çocukken de böyleydi. Birkaç sene öncesine kadar böyleydi. Ancak son zamanlarda ben bakıyorum, biz Ahlat domatesi alıyoruz değil mi? Hiç dikkat ediyor musunuz yazın? Siirt'te çok sayıda Ahlat domatesi var. Çünkü artık verimli tarım arazilerimiz sular altında kaldığı için domatesi dahi Ahlat'a bağlı hale getirdiler bize. Lüks haline geldi domates. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey Siirt'te vitrin projelere milyon aktarmaktan vazgeçmek lazım. Gördük de mi, yakın zamanda gördük. 3000-5000 kişinin çalışacağı bir tesisi Sanayi Bakanı açıkladı. Benim cümlem değil. Haber de yaptınız hepiniz. Siz de yaptınız, diğer ajanslar da yaptı. 3000 ile 5000 kişi çalışacak. Siirt'in mahkus talihi değişecek. İşsizlik yarı oranında azalacak dedikleri tesiste şu anda 100 kişi çalışmıyor. Üretim yok. Çalışanlar da idari personel. Biz o yatırımı, o teşviği Siirt'te, Mişar Ovası'nda, o verimli arazilerin olduğu coğrafyada, o vadide algoritmalı sulama sistemiyle verimli tarım arazilerinde üretim yapmak suretiyle hem üretime katkı sağlayıp hem de o bölgede istihdamı artırmaya yönelik bir şeyler yapsak daha iyi olmaz mıydı? Ben soruyorum, Siirtlilere soruyorum. Yani 100 kişinin çalışmadığı bir tesise milyar TL'ler hibe olarak verilirken girişimci genç kardeşlerimize Siirt'te bir girişimcilik atölyesi kurulsaydı, onlara startup projeler için bir teknolojik altyapı sunulsaydı ve onlar oradan bir şeyler üretmeye çalışsaydı daha kıymetli olmaz mıydı? Aynı zamanda onlara ekonomik destek verilseydi. Ben şöyle söyleyeyim, oraya yapılan hibeyle Siirt'te tarım da şahlanırdı, hayvancılık da şahlanırdı. Üstelik 300-500 tane farklı proje, 300-500 farklı girişimci desteklenmek suretiyle ayağı yere basan, üretip şehrinin ekonomisine can katan, aynı zamanda üretmekle kalmayıp istihdama da katkı sunmak suretiyle işsizliğin son bulması için de, işsizliğin azalması için de ayağı yere basan projeler geliştirseydik daha iyi olmaz mıydı? Bence memleketi yönetmeye talip olanların böyle ayağı yere basan şeylerle memleketin de gerçekleri, şimdi bir coğrafi gerçeğimiz var. Biz sanayicinin, biz tekstilcinin tercih edeceği, coğrafik olarak kolay kolay tercih edeceği bir bölgede değiliz. Burayı niye tercih eder? Biz ona her türlü maddi kolaylığı sağlarsak, elektriğini bedava verirsek veya en dip tarifeden verirsek, sanayide yer verirsek, bina verirsek, verirsek ancak geliyor yatırımcı buraya. Bunlarla uğraşmak yerine devletin kaynaklarını, devletin hibelerini bu memleketin coğrafyasına uygun, bu memleketin tarım ve hayvancılıktan başka ayağı yere basan bir temelde yükselemeyeceğine ilişkin gerçeğinden yola çıkarak projeler geliştirmek suretiyle bu memlekete katma değer sağlasak daha iyi olmaz mı? Ben size soruyorum. Bu çığlık vatandaşın çığlığı. Bu benim anlattığım, kendi başıma anlattığım şeyler değil. En başta dedim ya, ben sokağın içindeyim. Benim ayakkabım hep kirli. Çünkü ben vatandaşın yanındayım. Vatandaşın sorununu biliyorum. Dolayısıyla o sorunun çözümü için de elimizden gelen maksimum gayreti gösterdik. Göstermeye devam ediyoruz. Allah izin verirse de 14 Mayıs'tan sonra da meclis çatısı altında bunları gür bir sesle, yüksek bir sesle dile getireceğiz. Bu memleketin sorunlarını biliyoruz. Çözümlerini de anlatıyoruz. İnşallah memleketi yaşanabilir, iyi bir seviyeye getireceğiz. Doğru bir yönetim anlayışıyla da Siirt'te o arzu edilen yüksek hizmet kalitesini de sağlayacağız Siirt'te. Evet. Canlı yayınımıza katılırken bir şey dikkatimi çekti. Birçok dosya var önümüzde. Bunlar Siirt'le ilgili projeler mi acaba? Aslında bunlar özellikle Siirt'le ilgili şeyleri zaten ben anlatıyorum. Evet. Aslında bugün Siirt'in problemi neyse Trabzon'un da problemi o.
İzmir'in de problemi o, dönüyorum Antalya'nın da problemi o. Bunlar Türkiye'nin problemlerine ilişkin çözüm önerilerimiz. Evet. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Sadece Siirt'i değil, sadece Siirt'teki gençleri değil, Türkiye'nin tamamında gençlerde bir umutsuzluk iklimi hakim. Gençlerde bir korku iklimi hakim. Gençler tweet atmaktan korkuyor. Türkiye'nin tamamında bir hayat pahalılığı problemi var. Türkiye'nin tamamında memurlar batıya tayin olmaya korkuyorlar. Doğu'da kalmak istiyorlar. Doğu'da çok mu ucuz kiralar? Bakın Siirt'te oturulabilir bir daire, 2000 liranın altında bir daire yok. 2000 liraya kalmadı. Kalmadı yani, 2000 liraya dahi kalmadı. Bunlar memleketin problemleri. Dolayısıyla biz sadece buraya çıkıp muhalefetin az önce de söylediğim gibi böyle konforlu koltuğuna yaslanmak suretiyle de eleştiri getirmiyoruz. Biz sadece, zaten siyasete düşen görev sadece bugünün yanlışını işaret etmek değil. Bugünün yanlışını işaret ederken de yarının doğrusunu nasıl inşa edebiliriz diye anlatan bir gerçeklikle siyaset yapmak. Siyasetçi sadece bugünün yanlışını göstererek siyaset yaparsa bugünden yarına gidemez zaten. Biz bugün Siirt'te inşa etmek istediğimiz siyaset anlayışını Türkiye'nin tamamında 7 bölgede 81 vilayette inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'deki problemler zaten aşağı yukarı her bölgede aynı. Bize düşen görev siyasette suyu bulandırmaktan öteye geçmek. Yani ben burada gelip oturup hep Siirt'in sorunlarını konuşmaktan ziyade Siirt'in sorunlarını nasıl çözebiliriz diye anlatmak zorundayım. Siyasete düşen görev bugünün yanlışını işaret etmenin ötesine geçip yarının da doğrusunu gösterebilmektir. Biz yarının doğrusunun mücadelesini veriyoruz aynı zamanda. Yapabilmek tabii. Bunun için mücadele ediyoruz zaten. Seçim güvenliğiyle ilişkin herhangi bir soru işareti var mı kafanızda? Önlem aldınız mı konuda? Bizim açımızdan yok. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz biz Millet İttifakı bileşenleri olarak seçim ve sandık güvenliği ile de ilgili ortak bir komisyonu Ankara'da yaklaşık bir sene evvel kurmuştuk. Bununla ilgili de Yüksek Seçim Kurulu'nun seçsiz sistemiyle aynı altyapıya sahip programlar, sistemler bizde de mevcut. Biz buradan saydık.biz adı altında bir application uygulamamız var. Onu indirmek suretiyle bütün sandık görevlilerimizin telefonlarında bu var. Sandık kurulu üyelerimiz kendi sandıklarında bir seçime ilişkin, sonuçlara ilişkin tutulacak tutanağı imzalandıktan sonra onun fotoğrafını çektikleri anda, Siirt'te çektikleri anda o Ankara'daki sisteme aynı anda yansıyacak. Daha Yüksek Seçim Kurulu'na onlar ulaşmadan biz onu oraya ulaştırmış olacağız. Önceki gün, pazartesi günü sandık müşahitleri, sandık kurul üyeleriyle ilgili kesin listelerin hazırlanması süreci vardı. Onları da titizlikle yürüttük. Siirt'te yüze yakın avukatla, yüze yakın avukat meslektaşımla biz Millet İttifakı bileşenleri olarak seçim ve sandık güvenliğini sağlamak adına müşahitlerimizle, sandık kurulu üyelerimizle en ücra dağ köylerinde olduğumuz gibi Siirt'in merkezindeki bütün okullarda okul bina görevlilerimiz, kat görevlilerimiz, sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimizle birlikte o gün bu memleketin iradesinin tecelli ettiği sandıklarda yurttaşlarımızın iradesini korumakla mükellefiz. Onları koruyacağız. Ben bu konuda da hemşerilerimizin, yurttaşlarımızın müşteri olmasını istiyorum. Biz sandık güvenliğiyle, seçim güvenliğiyle ilgili bütün hazırlıklarımızı yaptık. Önceki seçimlerde sabit oy kullanılan yerleri tespit ettik. Oralarda da çok ciddi manada önlemlerimizi aldık. Biz bu süreci layıkıyla, hakkıyla yapacağız. Siirt'te objektif bir seçimin gerçekleşmesi adına tüm önlemlerimizi aldık. O konuda yurttaşlarımız müşteri olsunlar. Peki vatandaşımıza, hemşerimize son olarak vermek istediğiniz mesaj nedir? Son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de çok uzun bir zamandır bir korku iklimi hakim. Biz korku iklimine son vermek, umut iklimini hakim kılmak için yola çıktık. Özgürlük, çok seslilik, farklılıklara saygı bizim için çok önemli, çok kıymetli. Demokrasi, adalet, şeffaflık, dürüstlük çok önemli. Bunlar bizim temel ilkelerimiz, temel hedeflerimiz. Vatandaşın kapısını da, yurttaşın kapısını da bunlarla çalıyoruz. O yönüyle
Hemşehrilerimize son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz eşit, özgür, adil ve zengin bir Türkiye'yi, bir Siirt'i inşa etmek için yola çıktık. Millet İttifakı olarak Siirt'te CHP listelerinden seçime giriyoruz. Ben birinci sıradayım. Yurttaşlarımıza hem mensubu bulunduğum Deva Partisi adına, hem seçime girdiğim Cumhuriyet Halk Partisi adına, hem de Millet İttifakımız adına şunu söylüyorum. Biz mutabakatla, istişareyle, diyalogla ilerleyen bir ittifakız. İnsan onurunu, insan haysiyetini önceleyen, adalet, özgürlük, demokrasi ve şeffaflığı, dürüstlüğü sürekli ön planda tutan, temel ilke olarak kabul eden bir iktidarız. İktidara yürüyen bir ittifakız. Ben bu seçimde demokrasinin, aklı selimin kazanacağına inanıyorum. Bu seçim Türkiye'nin atılım seçimi. Bu seçim Türkiye'nin değişim ve dönüşüm seçimi. Bu seçimlerin memlekete bahar getireceğine inanıyorum. Zaten sloganımız da size söz, baharlar gelecek. Siirt'e bahar geliyor ve bu kez umutla geliyor. Benim son söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Baş üstüne sağ olun.